Şimdi şu bir gerçek ki her gün daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç olduğu Türkiye'de görülüyor. Her gün daha fazla. Ama Türkiye artık siyaseten yönetilemez duruma gelmiştir. Herkes mutsuz. Dediler ki işte biz çırakız, kalpayız, ustayız, ustanın da ustasıyız ama Yunan kazansaydı diyecek kadar efendim işte keşke Kurtuluş Savaşı olmadı diyecek kadar insanları gördük Türkiye'de. Hatta 30 Ağustos toplumun bütün kısmını ilgilendirmeye diyen belediye başkanlarını da gördük ya. Süleyman Paşa'da görevi verdiğimiz yerel yönetim, Kapaklı'da görevi verdiğimiz yerel yönetim, yani görevi alan yerel yönetim, Haydarpaşa'da görevi alan yerel yönetim ve Ereğli'de görevi alan yerel yönetim bugün 35 günü bombaş bir şekilde geçirdiler. Ve birçokları da yalan söyleyerek gündem tutturmaya başladılar. Münasebetiyle bir araya geldik. Partimizi bu güzel günde yalnız bırakmadığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için, bizler de sizlerle hep birlikte olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Dileriz bu güzel ve mutlu günler geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da ve birçok kentimizde olduğu gibi bundan sonra da artarak Türkiye'nin her yerinde, tabii Tekirdağ'ımızı saymıyoruz, yani o zaten var. Türkiye'nin her yerinde güzel günler, bahar geldi ama Türkiye'nin her yerinde de yaz gelmesini biliyorum. Önceki dönem milletvekilimiz, ilçe başkanımız. Buyurun. Efendim, günaydın diyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bayramların huzur, mutluluk, güven tesis etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Zaten geçmişten beri bize anlatılanlar çocukluğumuzda buydu. Ama bugünün ülkesinde huzuru, güveni, mutluluğu yaşamak oldukça zor. Dilerim daha iyi günlerde, daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli, hukukun, adaletin ve insan olmanın erdeminin yaşandığı bir süreçte gene burada birlikte bayramları kutlarız diye düşünüyorum. Sabahın bu erken saatinde valilik nedeniyle erken anlamlı saatte buraya gelmiş olan Gönülden Parti'ye bağlı olan dostlarıma da tekrar gerek yönetimler gerek şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepinize gelecekle ilgili daha iyi, daha güvenli günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki ayrıştırıcı dilin kaybolması, birbirinden uzaklaşan insanların tekrar bayram nedeniyle bir araya gelmesi, kaynaşması, birleşmesi bakımından oldukça önemli bu bayramlar. İnşallah bundan sonra bu birlik beraberlik devam eder. Biz hiçbir zaman hiç kimseyi ne kutuplaştırdık, ne ayrıştırdık. Her zaman birlikten birleşmeden yanayız. Bundan sonra da öyle olacağız. Bizi yalnız bırakmadığınız için de hepinize teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Evet. Sayın İl Başkanım, bir önceki dönem milletvekilim, Sayın İlçe Başkanım ve Cumhuriyet Halk Partisi'ye gönül vermiş. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, bu sabahın bu saatinde bir araya gelmiş değerli partidaşlarım, değerli arkadaşlarım, böyle güzel bir günde hepinizin Kurban Bayramı'nı kutlarken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar, gerçekten bayramlar çok güzel. Bu bayramlarda bir araya geliyoruz, bayramlaşıyoruz. İnsanlar kırgınlıklarını da unutuyor. Ama seneler o kadar çabuk hızlı geçiyor ki biraz sonra birkaç konudan bahsedeceğim. Gereken not aldım. Konuşmak da istiyorum. Zaten hazır sizleri bulmuşken bu arada daha bir vaktimiz de var. Bir sorulu cevapla da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şu bir gerçek ki her gün daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç olduğu Türkiye'de görülüyor. Her gün daha fazla. Yani 17 yıldır bir iktidar oluyor Türkiye'de. Hiçbir engel yok. İstediği kanunu çıkarabilecek. İstediği mecliste çoğunluğu sağlayacak. Hatta
adım adım yanına bir takım ittifaklar alarak da başkanlık sistemine geçecek kadar sistemin rahat çalışabileceği bir ortamda, ama Türkiye artık siyaseten yönetilemez duruma gelmiştir. Herkes mutsuz. Yani ne gittik? Bakın en sabah bir gazeteyi açtığınız zaman, televizyon açtığınız zaman hep karamsar haberlerle kalkıyorsunuz. Aydınlık haberlerle pek kalktığımız olmadı. Yıllardır böyle alıştık. Dediler ki işte biz çırakız, kalpayız, ustayız, ustanın da ustasıyız, ama Türkiye artık maalesef bu duruma geldi. Böyle olduğu için de 23 Haziran seçimleri aslında bir vatandaşın genel isteğinin ortaya çıkmasıydı. Yani 23 Haziran seçimi sadece İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi değil. O seçim Türkiye'ye mesajdı ve gelecek 2024 seçimlerinde de Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ve ondan sonra meclisin eski etkinliğine kavuşması olacak. Bu mesaj verildi ve vatandaşlar da buna inancı arttı. Gayet de güzel gidiyor. Şimdi önümüzde 5 tane önemli bayram var arkadaşlar. Çok önemli. 30 Ağustos 1922'nin 97. yılı, yani 90. yılını kutlayacağız. Öylesine günler gördük ki bu dönemde şaşırdığımız, Yunan kazansaydı diyecek kadar, efendim işte keşke Kurtuluş Savaşı olmadı diyecek kadar insanları gördük Türkiye'de. Hatta 30 Ağustos toplumun bütün kısmını ilgilendirmeye diyen belediye başkanlarını da gördük. Yani. Maalesef Türkiye bunları da gördü. Şimdi bu sözün söylendiğinden aynı senesinde 30 Ağustos'u çok coşkulu bir şekilde kutlayacağız arkadaşlar. Ben büyükşehir olarak büyük bir hazırlık içerisindeyim. Ama benim sizlerden diyeceğim, Sayın Başkanımdan özellikle diyeceğim. Bir kere bayramlaşma toplantısında da kendi elemanlarımın hepsine söyledim. 4356 büyükşehir elemanının hepsini dedim şeyi bekliyorum. 30 Ağustos. Ne kadar gelir bilmem ki. Büyük bir ihtimalle gelirler. Ben de burada 5500 üyemizi de hepsini istiyorum oraya. Başkanım bunu yapalım. Yani o meydanda 30 Ağustos hepimizindir. 30 Ağustos hepimizi ilgilendirir diyen sivil toplum kuruluşlarını da organize edelim. Ondan sonra gelen 9 Eylül hem partimizin kuruluşu ve İzmir partimizin kuruluşu 96. yılı var. Ondan sonra 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı var. 10 Kasım Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 61. yılı var. 3 Kasım 1920 Tekirdağ Kurtuluşu'nun 97. yılı var. Yani bu 5 tane bayramı Tekirdağlılara ben bir program halinde, işin finans yönünü, lojistik yönünü ben hazırlamak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, Kurtuluş'un Tekirdağ'dır, Süleymanpaşa'dır veya Tekirdağ'dır ve diğerlerinin hepsini 11 ilçeye dağıtarak çok coşkulu bir şekilde kutlamanın öncülüğünü yapmak için bir hazırlığımız var. Ben de Sayın Başkanım, ilçe başkanım ve bütün dostlarım, hepinize söylüyorum. Yani sadece kendimiz değil, kendimizle beraber kaç tane dostumuz varsa bu bayramları, bu dönem çok coşkulu şekilde kutlamak istiyoruz. Bunun dışında ikinci dönem belediye başkanlığı kazandıktan sonra bakıyorum sabahleyin 135 gün olmuş bile. Çok da hızlı geçiyor. Biz boş geçirmedik bugünleri ama gayet samimi söyleyeyim arkadaşlar. Süleymanpaşa'da görevi verdiğimiz yerel yönetim, Kapaklı'da görevi verdiğimiz yerel yönetim, yani görevi alan yerel yönetim, Haydaboğlu'da görevi alan yerel yönetim ve Ereğli'de görevi alan yerel yönetim bu 35 günü bomboş bir şekilde geçirdiler. Bomboş bir şekilde geçirdiler. Hiçbir icraat yapmadan sadece siyasal mesajlar vererek ve hala kendini il başkanı gibi zannedip siyasal mesajlar vererek ve birçokları da yalan söyleyerek gündem oluşturmaya başladılar. En canlı örneği, bugüne kadar termik santrallara karşı en ufak bir beyanatı olmayan AKP grubunun Tekirdağ'daki il başkanı ve belediye başkanlarının termik santrallar için en ufak %100 hatalı olduğu bilinen ve bütün Türkiye'de çevrecilerin ve bizlerin, aydın kesim, herkesin bütün bunlar karşı çıkarken onun çıkmadığı ortamda kalkmışlar. Tekirdağ'ın katı atık bertaraf tesisinde, Tekirdağ Köprüğü'nde çevreci gösteri yapıyorlar ve vatandaşı yanıltıyorlar arkadaşlar. Şimdi bayramdan sonra Sayın Başkanım bazı notlar vereceğim ama çok çarpıcıdır. 1900
96 yılında Banarlı, Büyükali, Karacakılavuz, Ortaca, yani o bölgeye çöp dökülmesi için zamanın AK Partili Belediyesi büyük bir çaba göstermiş ve orada 85 hektar, 35 hektar bir arazi, yani 35 dönüm araziye çöp dökme izni almış. Oraya Hayrabolu, bakın net bunlar arkadaşlar. Hayrabolu, Muratlı, bizim işte 4 tane o zaman Berle Belediyesi vardı. Ve Süleyman Paşa'nın çöplerini dökmüş oraya. Oraya ilk getiren burasının çöp dökmeyi açan AKP iktidarıdır. AKP'nin belediye başkanıdır net bir şekilde. Sonra burası 300 bin metreküp çöp dökülmesi gerekirken zaman içerisinde ondan sonra gelenler de oraya dökmüşler. Ve şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. 30 Mart 2014'te tabi o zaman bütün AKP'li belediye, valilik, yani o günkü genel yönetim iktidarından ve genel iktidardan bütün yasal izinler alınmış. Orayı açmışlar burasını. Orayı biz açmadık yani. Ben bu göreve geldiğimde 30 Mart 2014'ten bir hafta sonra bana Gülper Hanım, o zaman şeyin canlı örneğidir, Süleymanpaşa Belediyesi'nin başkan yardımcısı. Başkanım dedi, demirle ilgilen çöpler geri geliyor dedi. Ben de daha yeni 4 gün 15 gün oldu. Ya nasıl çöpler gelir? Ben bizim bildiğim çöpler gider dökülüyor, biz öyle biliyorum. Yani. Hakikaten o birinci lot dediğimiz kısım, 300 bin metreküp dolması gereken kısım, 1 milyon metreküp doldurularak bir çöp daha oluyor. Koyacak yer yok. Ne yapacaksın Büyükşehir Belediye Başkanı? Beni düşünün arkadaşlar, yeni gelmişiz. Allah'a şükür bir takım tedbirleri aldık ama ondan sonra derhal ikinci lodun yasal izni alarak bu sefer bu yasal izni aldığımız zaman da onun altına son sistem sızdırmaz büyük membran döşedik. 80 dönüm arazinin tamamına. Ondan sonra orayı açtık. Şimdi burası bizi daha 3-4 sene daha idare eder. Ama artık böyle çöp dökmek lazım ama biz de kalktık bu arada bir entegre tesis ihalesi yaptık. Yani bundan sonra gelen çöpler orada değerlenecek. Çıkan gazdan biyogaz, çıkan biyogazdan elektrik enerjisi üretilecek. Elektrik enerjisi de orada interkonekte sistem verilecek. Bu bölgede elektrik avantajı sağlayacak. İkincisi de çöpler değerlenecek. Azaltacak artık eskisi gibi. Günde 1 ton çöp değil de belki o çöp 100 ton kadar düşecek. Uzun bir süreç alacak derken bunlar hazırlarken bu sefer de başladılar. Buna ne gerek var? Engelleyeceğiz, iptal edeceğiz demeye başladılar. Hiçbir çözüm de göstermediler. Ve çıkmışlar şimdi 2 gün önce orada almışlar. Bakanlar birkaç tane kendi parti yandaşlarında kalkmışlar, çevreci gözüküyorlar. Onların çevreci gözükmelerine gerek yok çünkü onların çevreci olma şansları yok arkadaşlar. Şansları yok böyle bir şey. O nedenle başkanıma bütün notları hazırladık. Valiliğin oraya dökün diye yazılı talimatı da var. Tarihleri, günü, resmi yazıları da var. Sanıyorum başkanım gereken açıklamayı yapar. Maalesef böyle bir yerel yönetimle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir açıklama oldu Sayın Başkanım. Ben de o belgeyi vermiştim kendisine. 2018'in Aralık ayında buradaki şoförler odası, Tekirdağ'ın tamamındaki şoförler odaları bana gelip dediler ki başkanım çok maliyetli ve gerçekten çok zor durumdayız. Uzun zamandır zam yapmadınız. Bir 50 kuruş zam yapalım diye ulaşıma geldiler bana. Ben de olmaz dedim. Yani seçime giderken hiç kimse böyle nasıl olsa biliyorum herkes çekilecek bir kenara suç zammı imzalayan da kalacaktır. Dedim bana bir şey attım orada. Dedim ki 4 partinin il başkanı imzalayın. Getirin bana bakalım değerlendirelim. Yani hiç olmazsa hiç kimsenin yarın bir söz söyleme hakkı kalmasın diye. Hakikaten o zaman işte şoförler aman esnaf odası başkanı Sami Kayın buldu orada. Ben o topladı imzaları. Derken Sayın Başkanım imzalamadı o zaman. 3 imza geldi. Yani onlar getirdi diye bakmadım. Hakikaten uzun zamandır zam yapmadığımız için taşıma maliyetleri falan koyduk ortaya. Ciddi bir sıkıntı var. Dedik valla 25 kuruş şimdi yaparız. Hele bir seçimler bitsin var. O ekonomi düzelirse bir gerek kalmaz diye. Sonuç olarak bir yere gelmek istiyoruz. Sonra bir o zam yapan diye insanlar, ekonomik durum kötü diye, yedek malzeme pahalı olan diye insanlar gazeteye gidip zam yapan bu Büyükşehir Belediyesi zam diye beni başladılar konuşmaya sağdı sonra. Dedi ki başkanım çok güzel bir şey söyledi. Ya bunu imzalamayacaksın, talep etmeyeceksin ya da bunu gidip gazeteye beyan vermeyeceksin diye. Arkadaşlar böyle bir siyasal düşünceyle, siyasal bir
yerel yönetimle karşı karşıyayız. İşte burada benim üzüldüğüm tek nokta, biz bize şimdi biraz ön eleştiri yapalım. Biz bu merkezi Süleyman Paşa'yı bu tür bir siyasal anlayışa vermeyecektik yani. Yani bu seçimi kaybetmeyecektik. Kaybettiysek burada hepimizin kabahati var. Her zaman bir daha söylüyorum. Bu koltuğu kazanan, bu görevi kazanan başkan kaybetmemesi lazım. Kaybediyorsa önce kendini sorgulayacak. Sonra nerede noktadan yaptık bunu sorgulayacak ve şimdi maalesef işte aldılar görüyorsunuz. Beş araba kum getiriyor, plaj yaptım diyor. Bakın bir şey söylemek istemiyorum. Beş araba kum getiriyor, ben plaj yaptım diyor. Efendim işte şuraya iki graylar koydum, top sahası yaptım diyor. Ama Tekirdağ bu değil. Artık Tekirdağ işte ondan anlamadığı bir şey var. Tekirdağ artık 200 dönem büyük şehir. Tekirdağ artık üstelik buranın da ismi değil. Hala Tekirdağ diyor. Bakın açın ilçe belediye başkanına. Konuşmanı yap Tekirdağ diyor. Arkadaş Tekirdağ'ı ancak ben konuşabilirim. Çünkü 11 ilçenin ortak ismi. Sen Süleyman Paşa dersin. Sen daha kendini yöneteceğin Süleyman Paşa'nın ismini sık sık konuşamıyorsan o zaman önce bir Tekirdağ'ı Süleyman Paşa'yı bir öğren bakalım. Kaç tane caddesi var, kaç tane sokağı var. Ben Süleyman Paşa'nın tek başına belediye başkanı olsaydım kaç tane penceresi dahi var binaların, kaç bina olduğunu ezberebilirim. Yapardım bunu yani. Şimdi mesele o değil. Ama ben burada 11 ilçenin ve Tekirdağ genelinin 1.030.000 nüfusu aşmış bir Tekirdağ'ın hizmetine koşarken sen geleceksin, duruyorsun, bir şey yapamadın mı yerel yönetime suçla, yani büyükşehir suçla, siyasal mesajlar ver. Onun için hiç merak etme arkadaşlar. Allah kısmet ederse çok da güzel gidiyor. Bütün o yatırımlarımızın çoğu sadece burada değil tabii. Bakın düşünün, Muratlı'da geçen gün olimpik yüzme havuzunun açılışını yaptık. Ben saat 4'te havuzda gösterdim ama orada beni ilgilendiren, beni en çok heyecanlandıran o çocukların mayolunu giyip kızlar hareketlerini, çocukların havuz heyecanını görmenizi isterdim arkadaşlar. İşte bizim sosyal demokratların yaşattığı güzellik ve bilince bu talep edenler. O hizmet bu işte. 200 yapacaksa hizmet böyle yapacak. Bunun dışında Çorlu'da, Çerkezköy'de bütün arkadaşlar ya. Şurada 27 senede bitmeyen Kültür Sarayı, bu Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 5 tane Kültür Sarayı, 3 tanesini toplam 105 trilyonluk şeydekinin hepsini açtım. Yani şimdi biz devlet değiliz ama yani. Devletle yarışmıyoruz. Veya devletin rekabet halinde değiliz. Devlet de yatırım yapacak, biz de yapacağız. Biz de o devletin yaptıklarına gurur duyacağız. Ama toplumun her kesimi de büyükşehir yaptıklarında veya yerel yönetim yaptıklarında gurur duyacak. Böyle bir şey içerisindeyiz arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Zaman süratle geçiyor. Ve bu süratle geçme içerisinde gelecek dönemde bakacaksınız ki seçime yaklaşmışız. Hala da orada o göreceksiniz. Hala da insanlar ve AKP'nin yerel yönetimleri işte bizi suçlamakla meşgul olacaklar ama artık o geçti. Vatandaş bunu görüyor. Bakın arkadaşlar gezmedim köy kalmadı. Hele seçimden sonra hepsini gezdim. Ve hiçbir sıkıntı yok. Sakın müdafaada olmayın. Sizden tek ricam şu. Sakın müdafaada olmayın. Ya şimdi su fiyatları pahalı deniyor. Açık söylüyorum bakın. Onu anlatayım ondan sonra bir de ulaşım için biz göreve geldiğimiz zaman ulaşım Tekirdağ'da 2 lira otobüsler 1 lira şeydi. Öğrenciydi. 6 sene önce. Ve bugün 3 lira 25 kuruş olmuş. Öğrenci de 2 lira olmuş. Yani 6 senede biz 1.25 zam yapmışız. Yani sene başına düştüğü rakam 20-21 kuruş düşüyor. Her sene. Ama böyle gördük bunu yani. Ve suyu da ilk yapıldığı zaman bütün Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 60 üyesi tamamı oy birliğinden 2 lira su betonun suyun tonu 1 lira da atık su bedelinde 3 lira belirledik. Bugün 4.43. Yani 6 sene içerisinde suya yapılan zam 1 lira 43 kuruş. Az ben çok onu demiyorum ama bakın biz Türkiye'de en pahalı su satan 9. belediye. Bizim önümüzde 8 tane var, arkamızda da bize yakın. Geri kalan 30 tane belediye, yani 30 belediyenin 11'i var. Bir yere gelmek istiyorum. Ama bu belediyelerin Tekirdağ, hiçbirisi hariç. Tek Tekirdağ, kullandığı yıllık 72 milyon metreküp suyun %95'ini yer altından çeken tek il Tekirdağ. Ya ben her sene şeye, TETRA'da her ay 7,5 trilyon lira para ödüyorum arkadaşlar. 7,5 milyon TL her ay.
Geçen sene bu zamanla aynı kilovata 3,5 milyon lira ödüyordum ben. Ya şimdi hem zam yapacaksın, hem maliyetleri artıracaksın, suyu ben suya indireceğim dedi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi peki diyor, değilsin ibadetin. Ya başkanı iyi güzel ama şey nasıl yapıyor? İstanbul nasıl yaptı, Ankara nasıl yaptı, yapıyor. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. İstanbul yıllarca bizim İstancaların suyunu aldı, hala bunu alıyor. Şimdi Kırklareli diyor ki benim suyumu bedavadan aldın. Biz de alabiliriz. Oradan baraja doldurdun, ondan sonra kullandın. Şimdi Kırklareli meclis kendi kendine başlamış konu, biz de para isteyelim buradan demen. Ama bunlar 35 yıllık Büyükşehir Belediyesi. Ve bütün yatırımlarını tamamlamışlar. Kendi barajlarını yapacak kadar geliştirmişler. Altyapı işleri kalmamış. Hiçbir masrafları yok. Hatta fazla geleni Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıyorlardı. Ama ona rağmen 7,5 liraydı suyun tonu. Şimdi indirdiler 4,80. Bizim ne kadar? 4,40. %40 inmiş hali. Ama bir şeyler daha vardı. O belediyeler indirenlerin tamamında her ay otomatikman tüpe tepe oranında suya zam yapılıyor. Görmeden kimse görmüyor tabii. Ama otomatikman geliyor. 4,40'a inen su şimdi 4,80 inen su şu anda 5,5 lira olmuş. Bu yıla doğru artan enflasyonda olacak. Ama biz de yatırımlarımızı tamamlamadık. Biz geçen dönem 2550 kilometre altyapı yaptık. Arkadaşlar bunlar öyle kolay değil. Hem şey yapacaksın, milleti rahatsız edeceksin, hem de altyapı yapacaksın. Ama daha bir şey var. TESKİ'nin geliri yok. TESKİ'nin bütün geliri su parası. Başka Ankara'dan gelen sadece 3 milyon lira her ay şeyden gelen İlla Bankası'ndan gelen bir katkı payı var. O kadar. Ama TESKİ içeren dönem dünyanın yatırımını yapmış yani. Bir katrolluk yatırım yaptı. Onun için bu yatırımlar tamamlandıktan sonra zaten kim ister ki pahalı su versin? Nayip Barajı'nı diyorlar. Bakın bunu bilmenizi istiyorum. Nayip Barajı bütün gücüyle şu anda Tekirdağ'ın Süleyman Paşa'nın 3'te 1 suyunu karşılıyor ancak. Yani Süleyman Paşa'nın günde 27 litre saniye su kullanıyor. Bunun 9 litre saniyesi Murat'tan geliyor. Rahmetli Osman abinin yaptırdığı 9 litre saniyesi Çorlu'dan geliyor. 9 litre saniyesi buradan geliyor. Yani 3'te 1'ini karşılıyor. O nedenle inşallah yüzey suları çoğaldıkça, biz de yatırımları tamamladıkça bu dönem kısmetse hepsini tamamlamayı düşünüyoruz. Bu su fiyatları da kendinden indirme geçecektir diye söylüyorum. O nedenle onun için söyledim. Sakın müdafaa olmayın. Biz müdafaa değiliz. Yaptığımızı vatandaş için yapıyoruz. Her şey çok güzel olacak. Bunu söylüyorum. Tekrar Kurban Bayramımızı kutlarım. Güzel günler bizi bekliyor. Türkiye'yi bekliyor. Ülkemizi bekliyor. Her şey gönlünüzde olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım, bir saniye. Sayın Başkanım, bu ulaşımla ilgili devamlı biz tabii halkın içinde ortamdayız. Ya bir tamam yapıldı yani 25 kuruş. Bu öğrenciye ne 2 lira yapılmamıştı? 2.20. Yani bu 20 kuruşu çok tenkit ediyorlar. Ya öğrenciyim, bak şimdi. Yani düz söyleyeyim. Olarak. Hocam sorunu hemen söyleyeyim. Bu Süleyman Paşa'nın ulaşımı bundan 7 sene önce 7 yıllarına yapılmış. Bu Mart ayında da 2020'nin Mart ayında da yeniden ihaleye çıkacağız. O zaman yapılırken bir değerler koymuşlar. Yani şey bu kadar, öğrenci bu kadar, maçların değerleri. Bir şey de var, ihale sözleşme koymuşlar. Ondan sonra demişler ki her sene enflasyon oranında artırılır diye. Ama birçokları yapmamışlar. Geldik hepsini şeyde önümüzde bulduk yani. O zaman yapmak zorundasın. Ya gel toptan vereceksin. Bakın sizin 65 yaş üstü olan bedava kullananlara, minibüslere veya diğer otobüslere, TETAŞ gibi yerlere hükümet 1.000 lira para veriyor her ay otobüs başına. Ama bizim taşıdığımız Çorlu'da veya buradaki şeyler bize para almıyoruz biz. Ama bizim taşıdıklarımız da %95'i 65'e süslü. Yani biz o yıldamdan şikayet değilim. Ama kolay değil. Onun için öğrenciler de o sürede olmak zorunda, payını alacaklar. Yani aynı şey kalmasın yani. Onu ben belirlemiyorum. O bu ilk konulan şeyin devamı şeklinde oluyor. Evet. Başkanım ben sizin söylediklerinizden bir açıklama yapıyorum. Biz de önceki haftaki İl Yönetim Kurulu toplantımızda 30 Ağustos'ta bir yürüyüş yapmak üzere karar aldık. Her şey adınız evet. Eğer Büyükşehir Belediye'miz bununla ilgili daha kapsamlı bir 30 Ağustos'la ilgili kapsamlı bir kutlama faaliyeti yapacaksa biz bunları ikisini ortaklaştırabiliriz. Tabii tabii. Yani biz Büyükşehir'in programına dahil olabiliriz ya da katkı koyabiliriz.
Onu bayram sonrası görüşebiliriz. İyi. Tabii dediğiniz gibi çöplük konusu çok şey, ilginç bir örnek. Aslında AKP iktidarı kendi yaptıklarını bir süre sonra başkası yapmış gibi anlatıyor. Örneğin şehir içi trafiğin çift yön olması konusunda sürekli kampanya düzenliyor, imza kampanyası. Aslında eğer çarşı esnafı mağdursa, bu mağduriyetin tek bir sebebi var, AKP iktidarıdır. Şimdi Tekirah bunlardan bir tanesi. Binlerce öğrenci her yıl şehir merkezinde, her gün şehir merkezinde alışveriş yapardı, okuluna gelir. Kampüs sistemini getirdiler, okulların hepsini şehir dışına götürdüler. Bu çarşı esnafını ekonomik olarak etkiledi. Bunun üzerine kamu kurumlarını da şehir dışına çıkardılar. Yüzlerce memur şehir dışına çıktı. Bu da çarşı esnafını önemli derecede etkiledi. Bu yetmiyormuş gibi şehrin tam merkezine bir AVM yerleştirdiler. Bu da yetmiyormuş gibi 17 yıllık iktidarlarının sonunda ekonomiyi de bu hale dönüştürdüler. Şimdi çıkmazlı olan çarşı esnafının sorumlusu tek yönmüş diye Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamaya çalışıyorlar. Aslında bütün bu çarşı esnafı eğer ekonomik olarak sıkıntılıysa bunun müsebbibi tek başına AKP iktidarıdır. Şimdi başkanımın söylediği gibi biz de onunla ilgili bir hazırlık yapıyorduk başkanım. Bıyıkhane çöp toplama alanı ile ilgili kararı alan AKP yönetimidir. AKP belediyesidir. AKP belediye başkanıdır. Ben de o kararın aldığı dönemde belediye meclis üyesiydim. O bölgenin ne kadar yanlış olduğunu dilimiz döndüğünce bütün o günkü belediye meclis üyelerimize kendilerini anlattık. Şimdi sanki orasını depolama alanı yapanlar onlar değilmiş gibi, başkalarıymış gibi çıkıp Büyükşehir Belediyesi'ni ya da Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi suçlamaya çalışıyorlar. Yine bunlar Yavuz Hırsız misali bir davranış sergiliyorlar. Bu imza konusunda da aynı şekilde partili arkadaşlarımızın belki bilgileri yok ya da basından takip ettikleri kadar bilgileri var. Aralık ayının sonunda 12 Aralık'ta bana Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı bir belge gönderdi. Burada işte artan mazot fiyatları, artan yedek parça fiyatları ve değişen ekonomik şartlar nedeniyle ulaşım ücretlerine zam yapılması teklifi vardı. 4 siyasi partinin imzaları açılmıştı. Ben de kendilerine Cumhuriyet Halk Partisi zam yapılsın diye imza atmaz, dilekçe vermez diye söyledim ve imzalamadım. Tabii her siyasi partinin farklı uygulaması vardır. Diğer 3 siyasi parti bunu imzalamışlar. Belediye başkanlığına iletmişler. Bunu dikkate alarak şartları da göz önünde bulundurarak Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerinde bir düzenlemeye gitti. Fakat bunun akabinde hemen AKP ilçe başkanı basını ziyaret ederek işte Büyükşehir Belediyesi zamdan başka bir şey bilmez kabilinden bir takım açıklamalar yapmış. Bunun üzerine biz de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak diğer 2 siyasi partinin adını anmadan AKP iktidarı ya da AKP il başkanı zam yapılsın diye dilekçe veriyor. İlçe başkanı da gidip neden zam yapıyorsunuz diye şikayet ediyor diye açıklama yaptık. Bunun üzerine bir yaygara kopardılar. İşte sahte evrak düzenledi, işte yalan söylüyor. Yalan söylemedik. Diğer 2 siyasi parti kalkıp zamları eleştiren bir açıklama yapsaydı onların da isimlerini söylemekte hiçbir tereddütümüz olmazdı. Fakat onlar diğer 2 siyasi partinin adını zikredince biz de evet dedik, doğrudur. Burada 3 imza var ama o 3 imzadan 2 imza sahibi neden zam yapıyorsunuz diye eleştiri yapmıyor. O nedenle de kendileri ilgili bir açıklamada bulunmadık diye bir basın açıklaması yaptık. Şimdi 2 tane konuyu bahsettik, açalım isterseniz ama çok önemli. 2 basın mensubumuz da burada. Çift yön için ısrarlı olanlara, çift yön gündeme getirenlere bir sorun var. Bu sorunun cevabını vermelerini bekliyorum. Tamam, hükümet, bakın Hükümet Caddesi, Hüseyin Peyvan heykelinin oradan
bizim belediye büyükşehir bina mezarlığa kadar 2560 metre benim adımlarımdan da 3060 adım. Ezbere biliyorum. 13 metre en geniş yeri, 9,5 metre en dar yeri. Şimdi bunun da caddesi çıkıyor. Tekirdağ'dan sonra yukarı doğru da çıkıyor. Orada da esnaf kan alıyor. İşimiz bozuk diyor esnaf. Tek yönde kan alıyor. Ben sorum şu. Çiftliğin olan yerlerde esnafın durumu iyi mi ki burayı bizi suçluyorsunuz? Tekrar söylüyorum. İkisi de çiftliğin. Murat Caddesi Mevlana Pastanesi'nden yukarı doğru. Gidin o esnafı sorun hangisi işi düzgün? Türkiye'nin ekonomisi bozuk arkadaşlar. İkincisi de bizim Tekirdağ'dan yukarı doğru gelin. Sağlı sollu gidiş geri çiftliğin. Orada da esnafın durumu. Yani esnafın durumunun bozukluğunu tek yöne vermek son derece yanlış. Ama bir şey görmeleri lazım. Açıkladım geçen gün. Şu anda biz kendi hizmet binamıza da başladık yeniden inşasını ve oradan şeye geldik, Ördeklere geldik. 50 metrelik geniş bir yol yapıyoruz. O Murat Caddesi'nden çıkıp oradan Tekirdağ'ın arkasına gelecek. Yani hükümet caddesinde alternatif bir yol sanıyorum 5-6 ay sonra bitmiş olacak. Biri gidiş olacak, biri geliş olacak. Olay böyle. Bunu yani böyle çift yönü, tek yönü buna girmesinler. İkincisi, arkadaşlar bilmeniz istediğim bir şey daha var. Biz bu göreve geldiğimiz zaman Tekirdağ'ın tamamında, ilin tamamında 42 tane vahşi depolama vardı. 42 adet. Her ilçenin kendi çöplüğü, her belde, o zaman 23 tane belde belediyesi var, her belediyenin kendi çöplüğü, yakın köylerin tek çöplüğü yani. Ama bunların altında ne memuran var, ne bir şey var, öyle Çorlu'da binlerce ton. Ve işte bunlar toprağa sızmışlar. Bir de hükümet dedi ki geldikleri göreve Çevre Bakanlığı bana bir taahhütname ver. Ne zaman bunları kapatacaksın? Ya ben yapmadım ki bunları. Yıllar yılı kullanmışlar bunu. Hala atıyorlar ben gelene kadar. Ben de kendine 2017'nin Temmuz ayında noterden şey verdim. Tamam kolay olmuyor yani. Taahhütname verdik. İlk etapta 42 taneyi 9'a düşürdük. Kapattık. Üzerini rehabilite ettik. Toprakla kapattık. Bir dalgaz çıkışı var. Bacalarını koydum. Şimdi yavaş yavaş ağaçlanmaya başlıyor. 9 taneyi de her ilçeye birer tane terfi istasyonu. Yani çöpleri orada koyacağız, daha azaltacağız. Ayrı. Oradan da buraya getirme kararı verdik. Ve şu anda tek çöp, tek depolama var şu anda buradaki. Burası da bize şeyin hükümetin vermiş olduğu yer burası. Valinin de kesin kerimeli kararı var. Tek yere düşürdük. Düşün, 42 tane vahşi depolama. Şimdi bunun altında, buraya koyduğumuz altında da membran var. Bu membran bütün suyu topluyor, havuza alıyoruz sızıntı sularını. Hepsini gidip arıtma tesisinde tasfiye ediyoruz arkadaşlar. Yani şimdi kolay olmadı bunlar. Onun için kalkmışlar şimdi bu çöplük olayını gündeme getiriyorlar. Ve biz bunu da yaptık. Ama maalesef açık söylüyorum, Çevre Müdürlüğü özellikle son zamanda ciddi boyutta cezalar yazmaya başladı. Yani kendine de söyledim yani, karayım bize ceza yazma. Ergeneği kirleten fabrikalar yazacağız daha. Şu anda bana bir şey söyleyemezsin. Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamı arıtması var. Hiçbir zaman ergeneğin yerine vermiyoruz. Kendisi arıtmamızı kurduk artık. Ama niye simsiyah atıyor? İşte bu canlı bir şekilde o sen fabrikaların atıklarının ergeneği kirletmesidir. Buyurun o zaman cezayı oraya yazın. Cezayı oraya yazın yani. Bunun dışında biz bu çöpü daha da azaltmak için entrege tesis ihalesi yapmışız. Tescillendirmek için orasını. İhaleli şu anda Danıştay'da. Ve oradan bakın o çöp azalacak, değerlenecek, gaz elde edeceğiz. Çok da güzel ürünler olacak oradan. Bunu yaparken bile onu da engellemeye çalışıyorlar. Bilginiz olsun.